Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. 86 yıl sonra Ayasofya Camii olarak kapılarını bugün itibariyle açtı sevgili izleyiciler. Ve tüm İstanbul'la birlikte, tüm Türkiye'de ve tüm Müslüman aleminde Ayasofya'nın cami olarak ilk namazının kılınmasının sevinci ve heyecanı yaşandı. İçini, Ayasofya'nın camisinin içini ve çevresini binlerce vatandaş doldurdu. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı. Ayasofya Kebir-i Cami Şerifi'nde açılan programda dua programının ardından sela verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da program sonunda dua etti. İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar da duaya eşlik etti. Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'nin dört minaresinden dört müezzinle ezan okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu hutbenin ardından cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide ilk cuma namazı kıldı. Bu mübarek vakitte, bu mukaddes mekanda hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ayasofya Camii Şerifi Kurban Bayramı'nın gölgesinin üzerimize düştü. Hac aylarından mübarek Zilhicce'nin üçüncü günü olan bugün yeniden cemaatine kavuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş da cuma namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde namazını eda etti. Türkiye'nin dört bir yanından ilk namaz kılmak için seccadeleriyle birlikte gelen on binlerce vatandaş alanda bayram coşkusu yaşadı. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ Türkiye'de son 24 saatte COVID-19 testi konulan kişi sayısı 913 sevgili izleyiciler. 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı da 223.315. Toplam can kaybı sayısı da 5.563 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'da paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre bugün 43.343 test yapıldı, 913 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 4.446.374, vaka sayısı 223.315, vefat sayısı 5.563 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 206.365 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, iyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 günde vaka sayısı en çok artan iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum ifadelerine yer verdi. Tabii COVID-19 Şanlıurfa'da da etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamalarda vaka sayısının en çok olduğu 5 il arasında Şanlıurfa'yı da saymıştı sevgili izleyiciler. Şanlıurfa'da bugün de tam 156 ev karantinaya alındı. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 156 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzı Sıhhi Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik ilçesinde 12, Bozova ilçesinde 8, Eyüp ilçesinde 16, Haliliye ilçesinde 53, Hilvan ilçesinde 2, Karaköprü ilçesinde 49, Siverek ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 7 ve Viranjel ilçesinde 4 olmak üzere toplam 156 adreste karantina tedbiri uygulamasına karar verildi. Öte yandan Akçakale ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 5, Eyüp ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 7, Halfet ilçesinde 2, Karaköprü ilçesinde 9, Suruç ilçesinde 4 ve Viranşehir ilçesinde 25 olmak üzere 57 adreste uygulanan karantina ise sona erdirildi. Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Kurban Bayramı'na günler kala hazırlıklarını tamamladı. Zabıta ekipleri ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Burada abi sağ olun, razı olsun. Maskesiz dolaşmayın. Özellikle yaşlı dayılarımızı sorun. Sizi daha çok etkiliyor. Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı öncesi vatandaşların rahat bir şekilde kurbanlarını alması ve sonrasında kesim işlemini yapabilmesi için ilçenin farklı noktasında kurban satış kesim yerlerini belirledi. Yerlerinin belirlenmesinin ardından bu bölgelerde hazırlıklara başlayan belediye ekipleri çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hazır beklerken, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise kurban satış noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler kurban satış yerlerine COVID-19 salgınından koruma tedbirleri çerçevesinde dezenfekte istasyonu kurarak vatandaşlara maske dağıtımı yapıyor. Yapılan işlemlerin ardından kurbanlık satışını yapan vatandaşların ve kurbanlık alımına gelen vatandaşları hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmeleri yönünde uyarıyor. Öte yandan Haliliye Belediyesi'nin vatandaşların Kurban Bayramı'nda herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına bayram öncesinden başlayıp bayram süresince ilgili tüm birimleriyle sahada olmaya devam ediyor denildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi. Kıymetli üreticilerimiz, Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde daha tarımsal destek ödemesi yapacağımızı buradan sizlere müjdelemek isterim. 24 Temmuz Cuma günü saat 18 itibariyle 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Çiğ süt desteği ödemesi olarak 254 bin 300 üreticimizin 2.45 milyon ton çiğ süt için 329.4 milyon lira. Hububat ve baklagil desteği kapsamında 4905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira. Yağlı tohumlu bitkiler desteği olarak 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira. Nane mısır desteği kapsamında 522 üreticimize 506 bin lira. Katı organik organo mineral gübre desteği olarak 2391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira. Toprak analizi desteği olarak 176 bin lira. Mazot gübre desteği kapsamında 102 üreticimize 74 bin lira. Kırsal kalkınma desteği olarak 69 projeye 6 milyon 464 bin lira. Uzman eller projesi kapsamında 9 projeye 880 bin lira.
Hayvan gen kaynakları desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Batıkent mahalle sakinleri taleplerini anında değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. 15 bin nüfuslu Batıkent mahallesinden Güneybatı çevre yolunu birbirine bağlayan yolun kapatılması için imza toplayarak talepte bulunan mahalle sakinleri için girişimlerde bulunan Başkan Beyazgül, bölgeye teknik personellerle incelemelerde bulundu. Elde edilen raporlar doğrultusunda mahallelerin şikayetlerini değerlendiren Başkan Beyazgül, el bağlantı yolunun kapatılması talimatını verdi. Bunun üzerine bölgede toplanan mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkürlerini iletti. Burada bir konuşma yapan Batıkent Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Arpacı ise şöyle konuştu. Gerçekten mahallemizin kanayan yarası büyük bir sorunumuz vardı. Sağ olsun yetkililer buna el attılar. Mahallemizde birçok kazaya ve ciddi yaralanma sebep olan oto alım satıma giden yolun kapatılmasıyla ilgili yaklaşık bizim burada seçmen sayımız 15 bin. Bunun %80'i bize başvurdu. Biz de azı arkadaşlarımızla, mahalle sakinlerimizle beraber ilgili yerlere müracaat ettik. Bilmiyorum, iki aydır bu görüşmelerimiz devam ediyor. Sağ olsun en sonunda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Genel Sekreterimiz Mahmut Koçlu Bey, Ulaştırma Daire Başkanı Can Hallaç ve Ulaştırma Trafik Şube Müdürümüz Adnan Bey'le görüşmelerimizin neticesinde bir netice aldık. Yolu kapatıldı, Ama yolu kapatma sebebimiz ne? Yani durumun ha yolu niye kapatıyorsun yani bu? Bizim bu yolumuzda 4 tane ilkokul var. 2 anaokul, bir ilkokul, bir ortaokul. Akşamları ve sabahları bırak öğrencileri, çocuklar, yaşlılarımız karşıdan karşıya geçemiyoruz. Yani otoyoldan daha kalabalık bir trafikimiz var. Bununla ilgili sağ olsun belediye başkanımız işte bu şeyimizi dikkate aldı, isteklerimizi dikkate aldı, kapattılar. Biz bundan dolayı mahalle olarak çok memnunuz. Bundan dolayı genlerle çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında olan Şanlıurfa'da ekipler sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan vatandaşlara ceza yazdırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son günlerde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği ilk 5 il arasında açıkladığı Şanlıurfa'da denetimler sıklaştırıldı. Cadde ve sokaklarda denetimlerini artıran ekipler artık sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan, maskelerini çenelerinin altına çekenlere ceza yağdırdı. İl genelinde yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan ve maskesini ağzını kapatacak şekilde takmayan yaklaşık 1000 kişiye 900 lira para cezası kesti. Vatandaşlar polisin uygulamalarından memnun olduklarını dile getirerek kendi sağlıkları için kurallara uymak zorunda olduklarını belirtti. Ya biz biraz önce otobüsten indik. Çok hava çok sıcaktı diye maskemizi şöyle indirmiştik. O yüzden yani haklılar, polis bey de haklılar. Yani bir daha olmayacak inşallah. Yani 900 TL falan oldu. Ben önce kendi sağlığımı, sonra çocuklarımın sağlığı, yaşlılarımız varsa onların sağlık amacından dolayı mecburen takmamız lazım. Valla takmayanlar kendi zarar eder. Kendileri için, kendileri sağlığı için, kendi sağlıkları için. Birini görünce maske takmanın bir anlamı yok. Sürekli takması lazım. Canını koruması için. Eyüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmadan çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mehmet Kuş'un talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler merkez ve kırsalda kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile ilçeye yeni yol ağı açma çalışmalarıyla birlikte stabilize yol yapımı aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde kırsal mahallelerde 5 şantiye ile sürdüren çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Başkan Kuş, beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Kırmızı ve birim amirleriyle birlikte son olarak Payamlı nahyasına bağlı bölgelerde sürdüren çalışmaları inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kuş yaptığı açıklamada şunları söyledi. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek merkez mahallelerimiz gerek kırsal mahallelerimizde hummalı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Merkez mahallelerimizde kilitli parke taşı çalışmalarımız ilk günden itibaren devam ediyor ve şu anda kısmen artık onarım işlerine başladık. Yani biz göreve geldiğimiz zaman parke taşı olmayan mahallelerimizin sıkıntılarının hepsini çok şükür bitirdik. Onarımları da inşallah bu yıl sonu itibariyle bitirmiş olacağız ve merkez mahallelerimizde kilitli parke taşı çalışmalarımızı sonlandıracağız. İlk gün şunu dedik, gerek kırsal gerek merkez mahallelerimizde ayrım yapmadan çalışacağız, vatandaşlarımıza hizmetkar olacağız. Kırsal mahallelerimizde 5 şantiyeyi yerleştirdik. Şu anda bir şantiyemiz tek tek yamaçlarında, bir şantiyemiz yardımcı nahyasında, bir şantiyemiz Akçakale yolu etrafındaki mahallelerimizde, bir şantiyemiz Peyamlı nahyamızda çalışıyor çok şükür. Yakın tarihte yapmış olduğumuz ihalemizi de bitirdik. İnşallah bu ihale sonucunda da şantiyelerimizi güçlendireceğiz. Şu anda Peyamlı nahyasındayız, Göldere mahallemizdeyiz. Ve buradaki çalışmaları çok şükür sonlandırdık. Hilvan İlçe Kaymakamlığından Van Tuşba'ya atanan Furkan Duman ilçeden ayrıldı. İçişleri kararnamesi doğrultusunda Van Tuşba'ya atanan Kaymakam Furkan Duman için veda programı düzenlendi. Hilvan Öğretmen Evi'nde düzenlenen programa Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bayık, Hilvan'a görev yapan yargı mensupları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. 2018 yılında ilçemize tayini çıkan, 2 yıldan beri ilçemize hizmet eden Sayın Furkan Duman Kaymakamımızın tayini Van'a çıktığından dolayı bir araya geldik. Ben biraz önce Kaymakam Bey'den sordum, ne zaman geldiniz? Yani zaman su gibi geçiyor, insanlar farkında değil. İnsanlara hizmet etmek için bir kısmımız siyasi olarak seçiliyoruz. Bir kısmımız da devlet bürokratı olarak atanıyoruz. Önemli olan bu atanma süresince, görev süresince insanlara ne tür hizmet getirdik, nasıl projeler geliştirdik? Bu konuda da kaymakamımız sağ olsun, 2 yılda Hilvan'da hem insanlara yakın olması, halkın arasında dolaşması, insanlar arasında taraf tutmaması, devletimizi en güzel şekilde temsil etmesi, bu konuda hepsine şahit olduk. Ben yaklaşık 2 yıldır buradayım. Ve yapı olarak aslen de bu bölgeden olduğum için, Sirtli olduğum için burası açıkçası bana çok yabancı değildi. Buraya ilk başlarken acaba ben nereye gidiyorum, nasıl bir şeyle karşılaşacağım gibi bir düşünce bende oluşmadı. Çünkü benim aile yapım neyse, benim kültürel yapım neyse, Urfa'da tam da o şekilde bir yer. O yüzden ben burada yabancılık çekmedim. İlk geldiğim günden son günüme kadar, yani bugünüme kadar ben kendimi
bir Hilvanlı olarak hissettim. Ve öyle davrandım. Ve bunu samimiyetle de kendi gönlümde, kendi kalbimde hissettim. Selam olsun. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yol kenarında başlayan yangın binlerce dönümlük arazisi bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolu kenarında çıktı. İddiaya göre söndürülmeden yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti yol kenarındaki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede etrafındaki çam ağaçlarına da sıçrayan yangın binlerce dönümden oluşan ağaçlık ve otluk TİGEM arazisine ilerledi. Yangını fark edenler durumu itfaiye haber verdi. Olay yerine giden çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın TİGEM arazisine sıçramadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Suruç Belediyesi tarafından Seracılık'ın geliştirme projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda sunulan proje kabul edildi. Suruç Belediyesi tarafından Seracılık'ın geliştirme projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan proje kabul edildi. Projenin protokolü GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ve Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş arasında GAP İdaresi Başkanlığı'nda imzalandı. İmzalanan protokol ile GAP İdaresi'nin 2020 yılı tarımsal desteklenmesi programı kapsamında Suruç ilçesinde Seracılık'a katkı sunulacak. Kabul edilen proje ile Suruç ilçesinde seracılığın geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi, ekonomiye ve istihdama yönelik yapılan projenin geliştirilmesi ve uygulanması sağlanacak. Protokol ile yapılan açıklamada Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, GAP İdaresi Başkanlığı'na sunduğumuz seracılığı geliştirme projesi kabul edildi. Projemizin protokolünü Sayın Başkan Vekilimiz Mehmet Açıkgöz Bey ile birlikte imzaladık. Şahsım ve çiftçilerimiz adına Sayın Açıkgöz'e çalışmalarında bilhassa projemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Suruç ilçesinde birçok projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Vekili Aktaş, seracılık projesinden ilk etapta 10 çiftçimiz faydalanabilecek. Proje ile seracılığı ilçenin geneline yayacaklarını belirten Aktaş, bu projedeki amacımız sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde ilçede seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin gelir düzeyinin arttırılması, hedefimiz ise gelir getirici, tarım ve tarım dışı yeni faaliyet alanlarının ve bunların geliştirilmesi yollarının belirlenmesi dedi. Seracılığın katma değeri çok yüksek olduğunu vurgulayan Aktaş, bölgenin potansiyelini tespit etmek adına proje geliştiriyoruz ve bölgedeki hemen hemen her alanda da çalışma yapacağız dedi. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy söz verdiği soğuk hava deposu ve Bay Bayan Taziye Evi projesini hayata geçiriyor. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy söz verdiği gibi projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Yavuz Selim Mahallesi'nde yapılacak olan soğuk hava deposu ve Bay Bayan Taziye Evi projesinin yapımı için talimat verildi. Belediye ekipleri Yavuz Selim Mahallesi'nde yapılacak olan Bay Bayan Taziye Evi ve soğuk hava deposu için çalışmalara başladı. Eski yapılar belediyeye ait iş makineleri tarafından yıkılırken yakın zamanda inşaat çalışmalarına başlanacak. Proje hakkında konuşan Başkan Aksoy, söz verdiğimiz gibi projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Bozova halkımız her şeyin en iyisine layık. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Söz verdiğimiz üzere soğuk hava deposu ve Bay Bayan Taziye evlerimizi halkımızın hizmetine sunmak için çalışmalara başladık. En kısa sürede faaliyete geçirerek vatandaşlarımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz dedi. Güneydoğu'da vaka artışı devam ediyor.
Koronavirüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan Gaziantep'te 23 Temmuz 2020 tarihinde toplam 3300 kişiye ceza yazıldı. Yazılan cezaları kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandığı açıklandı. Vaka sayısındaki artışla dikkat çeken kentte cadde ve sokaklardaki yoğunlukta ise herhangi bir azalma yaşanmadı. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni normalleşme sürecinde Batman'da da vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı, yasak olmasına rağmen birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü. Şimdiye kadar 67 kişinin öldüğü kentte şu anda 145 kişinin hastanede tedavi altında olduğu, 34 vakanın yoğun bakım servisinde yattığı, 9 hastanın da entübe durumda olduğu öğrenildi. Harran Belediyesi kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Harran Belediyesi kırsal mahallelerde başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe, Doruç, Dayanıklı, Şahin Alan ve Parapara mahallelerinde grup yolunda malzeme serimi, dolgu ve sıklaştırma çalışmalarına başlandı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada, ilk günkü aşk ile Harran ilçemizde hizmet seferberliği başlattık. Harran ilçemizi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızla el ele verip ilçemizi kalkındırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini canlı gönülden dinleyerek çözüme kavuşturma noktasında süratle hareket ediyoruz. Bugün de Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe, Doruç, Dayanıklı, Şahin Alan ve Parapara grup yolunda malzeme serimi ve sıklaştırma çalışmalarımızı başlattık. Malzeme serimi ve sıklaştırma çalışmalarımızın ardından asfaltlama çalışmalarına da zaman kaybetmeden başlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz, dedi. Siverek'te Ayasofya hatırına stand kuruldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrardan ibadete açılmasıyla ziyarete gidemeyen ve Ayasofya özlemi çeken vatandaşlar ise Ayasofya hatırası standı kurdu. Ayasofya hatırası önünde resim çeken vatandaşlar ibadete açılmasına vesile olanlara teşekkür etti. Belediye ekipleri ise Ayasofya açılışına özel olarak vatandaşlara limonata ve lokum gibi çeşitli ikramlarda bulunarak cuma namazı kılan vatandaşlarımıza da maske ve dezenfektan verdi. Darısı Mescid-ül Aksa'ya, o da kutsal camilerimizden, mescitlerimizden birisidir. Allah-u Teala bugünlerde bize gösterdi. Ecdadımızın emaneti olan Ayasofya'yı yine bize kısmet ettirip ibadete açtıranlardan Allah razı olsun. Siverek Belediyesi'nde Ayasofya ile ilgili yaptığı çalışmalar, verdiği cuma günü verdiği şerbetler, o nedenle onlardan da Allah razı olsun. Allah bu ibadetleri hepimize kısmet eylesin. Allah memleketi ve Müslüman alemine Ayasofya'yı güzel ibadetlerle kılmayı nasip eyler. Ezan 6 yıldır bir müzeye çevrilmiş bir Ayasofya bugün Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılmaktadır cuma günü. Siverek de bu nedenle şerbet dağıtmaktadır. Biz de memnunuz. Bugün 86 yıldır mabede açılmayan, kapanmış olan Ayasofya'mızın cuması, ilk cuması bugün açılıyor. Tabii ki bizler de bu konuda çok sevindik. Şanlıurfa'da da Ayasofya sevinci vardı sevgili izleyiciler. Ayasofya'nın ibadete açılması Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan dergah camisinde cuma namazını kılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'nin yıllar sonra ibadete açılmasının sevincini yaşadı. Bizim için onur ve gurur verici yani, ben mutluyum. Keşke orada olabilseydik de şu an orada kılabilseydik namazımızı. Ama bir gün nasip olursa oraya da gideriz inşallah. İnşallah yani her zaman bir daha bozulmamak üzere dinimiz, birliğimiz orada da devam eder inşallah. Böyle bu şekilde güzel bir şekilde devam etsin diye düşünüyorum. Şanlıurfa'mız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makamı dergâhtan güzel İstanbul'un güzel Ayasofya'sına selamlar. Bugün İslam alemi için 86 yıl sonra Ayasofya'nın yeniden açılması, özellikle İslam toprağında olan bir mescidin kapalı kalması büyük bir hüzündü. Bugün bir büyük mutluluk verdi bizlere. İslam alemi bugünü çoktan bekliyordu. Bugün de bu açılışa sebep olan yetkililer ve dua eden, dualarıyla bu mescidin açılmasına sebep olan insanlarımıza büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Viranşehir'de de şehir merkezi ve kırsalda hizmet seferberliği devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kiraladığı 32 iş makinelerinin ardından hizmet atağını her geçen gün artırmaya devam eden Viranşehir Belediyesi yaptığı hizmetlerle göz dolduruyor. Üst yapı çalışmalarıyla kırsal mahallelerle cazibe merkezi haline gelirken yapılan hizmetler ile hem şehir merkezi hem de kırsal mahalleler modern görünüme kavuşuyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahallelerimize pek çok alanda önemli hizmetler götürmeye çalışıyoruz. Bu maksatla bugüne kadar birçok kırsal mahallelerimizde stabilize yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığı, bu çalışmaların hızla devam ettiğini, yapılan çalışmaların aciliyet durumuna göre belli bir plan ve program dahilinde yapıldığını belirtmek istiyorum dedi. Çalışmaların hem kırsal hem de şehir merkezinde tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Başkan Ekinci, hedefimiz Viranşehir'de yaşayan tüm hemşehrilerimize eşit hizmet götürmek. Bu sebeple ilçemizin her bir köşesini ihya ederek hep birlikte daha güzel bir ilçede yaşamanın yolunu arıyoruz diye konuştu. Viranşehir ilçesinin yaşanılabilir bir örnek olması için yolunda çalışmaların yapıldığını belirten Başkan Ekinci, yol ihtiyaçlarının en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetilmeden Viranşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi. Haber bültenimizi bu haberle noktalıyoruz. Mutlu akşamlar diliyorum. We'll be right back.